<laughs> Başlayabilir miyiz? Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızda ülkeyi yönettiğini sanan Erdoğan'ın hesapsız, kitapsız politikalarıyla azdırdığı enflasyonu, milletimizi soyup soğana çevirilen, çeviren bu sürdürülemez gidişi konuşacağız. Ama izninizle önce ülkemizde de yayın yapan Disney plus adlı küresel platformun Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu ebedi önderimiz atamızın hayatını anlatan bir diziyi Cumhuriyetimizin 100. yıl vesilesiyle bu yıl 29 Ekim'de tüm dünyada eş zamanlı gösterilme sunma kararından vazgeçtiklerine dair açıklamalarını değerlendirmek istiyorum. Dün bu platformun yöneticileri dizinin sadece ülkemizde Fox TV'de ve sinemalarda gösterilmesine karar verildiğini açıkladılar. Bu kararın bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kim ve nefretle beslenen bu girişimler, ülkeler ve halklar arasında barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Ayrıca biz bu kuruluşun Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ermenileri de Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını da temsil etmediğini biliyoruz. Söz konusu karar, dijital platformun ülkemizin ve partimizin kurucusu Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Ama bu işin esas sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir açıklama gelmemesini de hayretle karşılıyoruz. Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım. Örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz. Değerli basın mensupları, bu hükümetin ekonomideki başarısı vatandaşlarına sağladığı refahla ölçülür. Bu hükümet milletimize ne iş, ne aş, ne de refah sağlayabiliyor. Dünyada tarımın başladığı bu topraklarda artık yokluğu değil, açtıktan çocukların boyunun bodur kalmasını konuşmaya başladık. Bir iş bulup Çalışmayan zaten aç ama çalışan da aç. Ülkemizde öyle bir enflasyon var ki asgari ücret her açıklandığında daha çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altına düşürüyor. Ve ülkemizde çalışanların büyük kısmı ücretin alt sınırı olan asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Makyaj uzmanı TÜİK işsizi işsiz saymıyor. Son dört hafta içinde iş ilanlarına başvurmayan işsiz değil. İki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmayan işsiz değil. Umudunu yitirdiğinden iş aramaktan vazgeçen de işsiz değil. TÜİK gerçekte 9 milyona dayanan işsiz sayısını aylardır 3-3,5 milyon civarında açıklıyor. TÜİK'e bakarsanız çalışmayanlar iş bulamadığından değil, keyiflerinden evde oturuyor. Oysa bu ülkede sadece eski SSK kapsamında çalışanların sayısı yılbaşından bu yana 1 milyon 411 bin kişi azalmış. Ekonomi hızla yavaşlıyor. Ekonomide güven hızla düşüyor. Durgunluk, işsizlik ve hayat pahalılığı üçlüsü önümüzdeki dönemin en öncelikli gündem maddeleri olacak. Değerli basın mensupları, ekonomist Milton Friedman, hükümetin tüketiciyi koruması gerektiği söylense de Asıl mesele tüketiciyi hükümetten koruma tüketiciyi hükümetten korumaktır diyor. Yani bu sözler sanki saray yönetimi için söylenmiş. Tek bir kişinin her şeyi ben bilirim diyerek uyguladığı irrasyonel safsatalar ekonomiyi altüst etti. İflasın eşiğine getirdi. Seçimden sonra yol bitti. Hükümet vergiyle, harçla, zamla faturayı millete kesti. Emekli, memur, asgari ücretli, çiftçi, esnaf vergilerle, harçlarla, güncellemelerle, zamlarla, güncellemelerle, zamlarla ezildi. Diğer taraftan hükümetin 2018'den sonra şirketlerinin döviz açık pozisyon riskini hazinenin dolayısıyla milletin sırtına yıktığı, dolarla avroyla garantiler verdiği, mevduatlarına kur koruma garantisi sağladığı yandaşları, yanaşmaları ise abad olmaya devam ediyor. Bu bir tercihtir. Saray bunu bile isteye yapmaktadır. Milletin cebindeki parayı enflasyonla çarpmak, yandaşı abat etmek bilinçli bir ideolojik tercihtir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Gelirleri arttırarak milletin ağzına bir parmak bal çalmak, sonra da bunu enflasyonla misliyle geri almak. Popülist yönetimlerin iktidarlarını sürdürmek için uyguladıkları acımasız bir yöntemdir. TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon %9,8, bağımsız araştırmacıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubuna göre enflasyon %13,2 olan tek aylık enflasyon, TÜİK'e göre %9,5. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu yüzde, yıllık enflasyonu yüzde %64, Enag'ın yıllık enflasyonu yüz, yüzde %123, TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 48. TÜİK, ama TÜİK'in artık makyaj tutmayan rakamlarıyla bile aylık enflasyon Temmuz aylarının rekorunu kırdı. Türkiye 2023'te dünyada tüketici enflasyonunda 6. sırada. Enflasyonun gelecekteki seyrini gösteren çekirdek enflasyon rakamlarındaki yıllık artışlar ise şimdiden %60'a dayanmış vaziyette. Üretici enflasyonu da bu ay %8'i e aştı. Tek bir aylık enflasyon rakamı bu. Bütün bunlar Merkez Bankası'nın yıl sonu için ilan ettiği %58 enflasyon hedefinin bile tutturulabilmesinin çok zor olduğunu gösteriyor. Dar ve sabit gelirlerin en önemli harcaması olan gıdada enflasyon 35 aydır kesintisiz artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından zirveye ulaşan gıda fiyatları o günden bugüne tam 23 oranında düşmüş. Ama aynı dönemde gıda fiyatları bizde yüzde 94 artmış. Yani gıda fiyatlarındaki artış dünyadan değil beceriksizlikten. Tek bir ayda taze meyvelerin fiyatı yüzde 15,7, sebzelerin fiyatı yüzde 14, Ekmek fiyatı ise yüzde on dört artmış. Şimdi Ankara'da bir simit on lira. Bir fincan çay da on beş lira. Üç çocuklu bir aile her öğün çay simit yese aylık eder on bir bin iki yüz elli lira. Asgari ücretten eline kalır tam yüz elli iki lira. Yüz elli iki lirayla bu aile kira mı ödeyecek? Faturalarını mı ödeyecek? Çocuklarının okul masraflarını mı ödeyecek? Bir dönem seçim meydanlarında bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor diye bağırarak o isteyenler bugün milletin yüzüne nasıl bakacaklar göreceğiz bakalım. Değerli basın mensupları millet maaş, ücret ve aylıklara zam vakti geldiğinde TÜİK'in makyajlı verileriyle nasıl dolandırıldığını gayet iyi biliyordu. Ama artık TÜİK'in bu konuda yalnız olmadığını gördü. TÜİK yanına Merkez Bankası'nı aldı. Merkez Bankası Başkanı yaptığı ilk mufassal enflasyon açıklamasında dinamik optimizasyon problemlerinden bahsedip bu problemleri çözerken işe en bağlayıcı kısıttan başlamak gerektiğini, en bağlayıcı kısıt çözüldüğünde diğerlerinin de hızlı şekilde bundan etkileneceğini söyledi. Bunu söyledi ama aynı zamanda şunu da kendisinin de şunu anlamış olduğunu gördük. Problemin kaynağındaki en bağlayıcı kısıt. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Yani saray. Bunlara dokunamayacağını anlamış. Ve havlu atmış. Enflasyonu düşürmek yerine arttırarak önceki dönem, dönemin irrasyonel politikalarının maliyetini dar ve sabit gelirlere yükleme kervanına Merkez Bankası Başkanı da katılmış. Bütçe, şiş, bütçe açığı, şiş, bütçe şişmesin diye kur korumalı mevduatın yükü hazineden alıp Merkez Bankası'nın sırtına yüklenirken Merkez Bankası, Banka, Merkez Bankası Başkanı'nın aman ne güzel oldu diye açıklamalar yapması, para basarak bütçeyi finanse etmeye razı olduğunu göstermesi aslında kendisinin havlu attığının bir başka göstergesi. Merkez Bankası daha bir ay önce %22 olur dediği 2023 sonu enflasyon tahminini de asgari ücret, maaş, aylık ayarlamaları tamamlandıktan sonra %58'e çıkardı. Saray bir taraftan emekliyi, çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz derken Merkez Bankası verilen ücretin, maaşın, aylığın, desteğin üçte birinin enflasyonla geri alınacağını ilan etmiş oldu. Tabii o da 2023 enflasyonu %58'de kalırsa. Bir de şu var. TÜİK bu ay aslında bunu TÜİK yöneticilerine soruyorum. Buna cevap vermeleri lazım. Şimdi TÜİK bu ay doğal gaz fiyatı bir ay önceye göre %98 düştü diyor. Doğal gaz fiyatları %98 düşmüş. Bizim bilgimiz dahilinde doğal gaz fiyatlarında herhangi bir ayarlama yapıldığı Bilgisi yok. Şimdi TÜİK geçen ay 0,4 kuruş gösterdiği doğal gaz fiyatını bu ay herhangi bir ayarlama olmadan nasıl 0,01 kuruşa düşürdüğünü açıklamalıdır. Yani bu hokkabazlığın bu ayın toplam enflasyonunu nerelere çektiğini de TÜİK kalkıp söylemelidir. Öyle görünüyor ki aylık enflasyonu %10'un altında tutmak için TÜİK yine hokus pokus yapmaktan kaçınmamış, değerli basın mensupları. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin üzerinden haftalar geçti. Ortada bir program yok. Her geçen gün ekonomi yönetiminin çok hazırlıksız olduğu ortaya çıkıyor. Vitrinde görüntü var ama ses yok. Güven veren bir ekonomi yönetiminin milleti rahatlatacak adımları atması beklenir. Ama bunlar ne yapıyor? Birbirlerini bir övüyorlar. Övdükçe övüyorlar. Sonunda da milleti iki buçuk yıl daha çift haneli enflasyona nasıl döveceklerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Aslında bunların niyeti seçimlere kadar top çevirmek. Arttır maaş ücreti aylığı, milletin ağzına bir parmak bal çal, sonra arttır vergiyi, yap zamları, bas parayı, azdır enflasyonu, vatandaşa kaşıkla verdiğini kepçeyle al, yandaşına ver, Sonra yeniden vatandaşa ver ve bu böyle gitsin. Bu teker böyle döner mi? Ha bir süre dönebilir. Ama tekerin her devrinde jant yamulur, şanzıman düşer, motor yatakları dağılır. Sonunda araba pert olur. Biz bunları daha önce yaşadık. Popülist politikaların cazibesine kapılan, yapılması gerekeni yapamayan, zam, enflasyon, zam sarmalının içinden çıkamayan hükümetlerin ülkeye ne büyük acılar yaşattığını gördük. Rasyonel zemin, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi beylik laflarının sahiplerini uyarıyoruz. Vitrinle, lafla peynir gemisi yürümez. Yıl sonuna beş ay kalmışken ekonomide hal ve gidiş şöyledir. Enflasyon yeniden zirve yapmaya başlamıştır. Ekonomi yavaşlamaktadır. Hükümet ödemeler dengesi krizini ertelemek için kolay ama arabayı pert edecek alternatifi seçmiş, enflasyonla mücadeleyi bir başka bahara bırakmıştır. Ama şunu, şunu söylemem lazım. Zamanında yapılmayan tedavi alınacak tedbirlerin millete maliyetini her geçen gün arttıracaktır. Bu filmi biz daha önce de gördük. Bunları daha önce de yaşadık. Bugün enflasyon rekor seviyelere ulaştı. Ama mesele sadece enflasyon, sadece hayat pahalılığı değil. Mesele yönetenlerin yaklaşımı, ideolojik tercihleri, yönetme biçimleri. Bu değişmeden milletin ızdırabı bitmez. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekonomi gündemiyle ilgili sorularınız varsa alabilirim. Efendim, evet. TV yüzden Betül Aras, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verilerine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak dedi. Sizin yorumunuz ne olacak? dediğim gibi biraz önce yani gelirken birinci öncelikleri enflasyondu. Bugün diyorlar ki 2024 yılının ortalarından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak. Ama arkasından da ekliyorlar. Türkiye gerçekten istikrara 2025'ten sonra kavuşacak. Şimdi bunu yani böyle bir süreç tanımlamasını anlayabilmek mümkün değil. Enflasyonla böyle mücadele edilmez. Bu şekilde bir mücadeleyi açıklayan her yönetimin sonu hüsran olmuştur. Dolayısıyla bu aslında enflasyonla ben mücadele etmeyeceğim. Enflasyonun ipini koy verdim gidecek demenin bir başka ifadesidir diye düşünüyorum. Sizin vardı galiba bir sorunuz. Ha ekonomiyle ilgili değilse bugün kusura bakmayın. Ekonomiyi konuşmamız lazım. Peki çok teşekkür ediyorum.